Tekrar hoş geldiniz. Sunumlarımıza sosyoloji bölümüyle devam ediyoruz. Bugün bizlerle Profesör Doktor Zafer Yenal bulunmakta. Kendisini sunumunu yapmak üzere buraya davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum, geçmiş olsun diyorum. Çok netameli ve birçok açıdan kaygı, birçok açıdan heyecan barındıran bir zamanı, bir süreci geride bıraktınız ve burada olduğunuza göre iyi bir sonuçla bu süreç sonuçlandı. O açıdan tebrik ediyorum. Hem öğrencilerimizi, adaylarımızı hem de onları bugünlere getiren anneleri, babaları, velileri. Ben sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim 2000 yılından beri ve bir 2-3 senedir, 2 seneyi aşkın bir süredir de rektör danışmanlığı yapıyorum. Bugünkü yapacağım sunuşta size elimden geldiğince, dilim döndüğünce size sosyoloji bölümünü anlatacağım ki tercihinizi yaparken bir nebze belki bu anlattıklarım size faydalı olur. Sosyoloji genelde Türkiye'de çok insanların bildiği bir alan değil. Ve hakkında da bir takım insanların kafasında işte sosyoloji ne yapar, işte toplumu çalışır gibi çok genel bir takım fikirler vardır. Ben biraz daha bu genel fikirlerin, ön yargıların dışında aslında sosyolojide biz ne yapıyoruz pratikte bunu anlatacağım. Ve de sosyoloji çalışmak neden önemlidir? Sosyoloji mezunu insanlar, mezunlar neler yapıyorlar hayatta bugün? Biraz bu konularda size bilgi vereceğim ve aynı zamanda bizim Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak yapabildiklerimiz hakkında, kadromuz hakkında, çalışma alanlarımız hakkında kısacası genel olarak bölüm hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle bu sunuşta sosyoloji nedir ve sosyoloji mezunları ne yapar sorusuna çok kısa bir yanıtla başlamak istiyorum. Şimdi burada aslında bir cümle var, diyor ki sosyoloji günlük hayatımıza yorumlar getirmelidir. Çünkü sosyoloji çıplak gözün tespit edemeyeceği bağlantıları açığa çıkarır. Şimdi bu ne demek? Bu bağlantıları görmek aslında birçok yerde gündelik hayatımız içerisinde, gündelik hayat içerisinde karşımıza çıkan çok farklı süreci birbiriyle ilişkilendirmek nedir, neden önemlidir? Bu konu üzerine bir iki cümle koyacağım. Bir iki cümle söylemek istiyorum. Sosyoloji öncelikle bir düşünme biçimi. Bir dünyayı anlamaya dönük, sosyal hayatı anlamaya dönelik bir perspektif. Ve bu perspektife sahip insanlar, bu düşünme kabiliyetine sahip insanlar ki biz bölümümüzde temel olarak bu düşünme kabiliyetini öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Birbiriyle ilişkisiz gibi görünen farklı toplumsal, ekonomik, tarihsel süreçler hakkındaki ilişkileri görebiliyorlar ve bu haliyle de aslında dünyayı daha iyi anlama, kavrama ve yorumlama kabiliyetine sahip oluyor. Bu kabiliyete sahip olan insanların da dolayısıyla pratikte yani bir takım süreçleri gerçekleştirmek anlamında, bir takım işleri sonlandırmak, başarıyla yapmak anlamında özellikle avantajlı bir konumda oluyorlar. Bu günümüz dünyasında özellikle böyle. Çok yakında. Tamam. Ve günümüz dünyasında bu özellikle önemli bir kabiliyet. Neden? Çünkü dünyaya baktığımız zaman, Türkiye'ye baktığımız zaman belki de en çarpıcı gerçeklerden bir tanesi, dünyada birçok problem var günümüzde. İşte ekonomik problemlerden tutun da
şiddeti de içeren bir takım siyasi problemlere, çevreyle ilgili yine yaşadığımız bir iklim değişikliğinden işte en son Ordu'da yaşanan sel felaketi vesaire, bunları düşündüğünüz zaman çevresel anlamda da bir sürü şey yaşıyoruz. Dolayısıyla ekonomik, siyasi, çevresel hemen hemen her alanda oldukça karmaşık sorunlarla baş başa, sorunlarla karşı karşıya ve bunları çözmek zorunda olan bir dünya, bir Türkiye ile birlikteyiz. Bu böyle bir dünya içerisinde yaşıyoruz ve giderek insanların anladığı şey şu: bu tür sorunlara çare bulmak sadece bir takım teknik çözümler üretmekten geçmiyor. Yani mesele sadece baraj yapmak, sadece işte genetik anlamda bir takım yeni buluşlar yapmak ya da işte daha çok robot kullanmak vesaire. Bütün bunlar bir yere kadar çözüm bekleyen sorunlara çare olabiliyor. Çoğu zaman da çok yetersiz kalıyor. Herhangi teknik bir sorunun ciddi anlamda faydalı olabilmesi için dünyada yaşayanlara, Türkiye'de yaşayanlara genel resmi görmek ve bu teknik sorunun aslında ilişkide olduğu bir takım sosyal, kültürel, siyasal konularla, süreçlerle ilişkisini tespit etmek çok önemli. Bunu yapabildiğimiz takdirde bu teknik çözümler çok daha efektif hale gelebiliyor, çok daha etkin hale getirebiliyor, çok daha insanların hayatını iyileştirme anlamında bir faydası olabiliyor. Öbür türlü teknik çözümler dünyadaki olayları, dünyadaki sorunları sadece bir nebze belki çözüyor, belki iyice de karmaşık hale getiriyor. Ve dolayısıyla günümüzde artık sosyolojik düşünebilen, bu tür ilişkileri kurabilen, yani mühendislik alanlarıyla, teknik alanlarla, daha diyelim sayısal alanlarla bunların paslaştığı, bunların ilişkide olduğu daha sosyal süreçleri anlayabilen insanlara ihtiyaç çoğalıyor. Bu hemen hemen her yerde böyle. Akademik alanda bunun bir yansıması var. Daha çok interdisipliner çalışmalar ön plana çıkıyor. Ve bu disiplinler arası çalışmalarda sosyologlara, sosyoloji eğitiminden geçmiş insanlara ihtiyaç giderek artıyor. Ve aynı zamanda sadece akademik alanda değil, iş dünyasına baktığınız zaman da, kurumsal dünyaya baktığınız zaman da gene bugün birçok şirketin hemen her alanda, İşte pazarlamadan tutun mühendisliğe, mühendislikten finansa, finanstan reklamcılığa, daha önce sosyolojinin çok girmediği alanlarda bile artık şirketlerin kendilerini daha çok sosyolojik düşünme kabiliyeti olan insanları istihdam etme arzusunda ve de amacında olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bir bunu tespit etmek önemli. Geçmişe göre, dolayısıyla bir 15-20 sene öncesine göre sosyolojinin bugün bulunduğu konum onu dünyadaki çok farklı alanla, hep böyle olmasına rağmen artan ihtiyaçların neticesiyle insanlar bunu daha bu konuda bir farkındalık geliştirmiş durumdalar. Tamam mı? Bununla başlayalım. Ve de dolayısıyla sosyoloji bir meslek değil, değil mi? Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra hani böyle bir sosyolog olarak bir yerlerde çalışan insan sayısı çok çok azdır. Dediğim gibi sosyoloji insanlara o düşünme kabiliyetini verir, sosyolojik düşünme kabiliyetini ve bunun neticesinde de çok farklı alanlarda insanlar kendilerine meslekler edinirler mezun olduktan sonra. Ve bu süreçte bu sosyoloji eğitimi süresince aldıkları derslerin, aldıkları öğretimin, yaptıkları araştırmaların çok büyük faydası olur. Tamam mı? Birinci konu bu. Biz bu amaçla bölümümüzde hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde eğitim veriyoruz. Ve bu alanlara baktığımız zaman, üzerinde dersler verilen, yapılan araştırmalara baktığımız zaman, bu alanlar nelerdir diye baktığımız zaman, işte bayağı geniş bir perspektife yayılan, geniş bir spektruma yayılan dersler olduğunu görüyoruz. Devlet ve politik ekonomiden tutun, kadın araştırmalarına, kültür çalışmalarına, sanat, edebiyat çalışmalarına,
tarihsel sosyolojiye, yemek sosyolojisine, spor sosyolojisine varıncaya kadar birçok alanda bizim bölümümüzde dersler veriliyor. Ve bu haliyle de aslında demin söylediğim bu disiplinler arası çalışmaların bölümümüzde oldukça etkin bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Ben kendimden örnek vereyim. Ben Ankara Fen Lisesi'nden mezun oldum. Ondan sonra mezun olduktan sonra bu 89'da epey zaman önce epey bir ailemle çekiştikten sonra mühendislik istiyorlardı, doktorluk istiyorlardı. Ben dedim ekonomi okuyacağım. Ekonomiye gittim. Orta Doğu'da ekonomi okudum. Ekonomi okuduktan sonra master'ımı siyaset biliminde yaptım gene Orta Doğu'da. Sonra da Amerika'ya gittim. Binghamton Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora çalışmamı. Dolayısıyla ekonomiden başlayan, daha öncesinde de ciddi bir fen birikimi olan bir geçmişten gelip daha sonra kendimi işte son 18 senedir sosyoloji bölümünde ders verirken gördüm. Ve hakikaten bu başta söylediğimiz mesela devlet ve politik ekonomik çalışmalar, işte kalkınma ekonomisi, kalkınma sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, yemek sosyolojisi, tarım sosyolojisi benim hep uzmanlaştığım alanlar arasında. Ve de bölümümüzdeki öğretim üyelerinin geçmişine baktığınız zaman da uluslararası ilişkilerden tutun siyaset bilimine, siyaset biliminden tarih bölümüne varıncaya kadar hocaların birçoğunun farklı bölümlerden geldiğini, evet bunların arasında sosyoloji mezunları da vardır ve birbiriyle hemhal olmuş bir şekilde çok farklı alanlarda birçok dersin verildiğini görüyoruz. Şimdi bu bölümde bizim yapmaya çalıştığımız, derslerimizde yapmaya çalıştığımız en önemli şey öğrencilerimize eleştirel düşünme. Ki bu eleştirel düşünme demin bahsettiğim sosyolojik düşünme perspektifinin içerisindeki en önemli damarlardan bir tanesi. Bizim hemen hemen her alanda bütün bu çalışma konuları arasında yapmaya çalıştığımız insanların ezberinin dışında, insanların önyargılarının dışında onları tarihsel malzemelerle, sosyolojik araştırmalarla karşılaştırarak, bunları ekspoze ederek, bunları okutturarak, bunları tartıştırarak öğrencilerimize olabildiğince farklı alanlarda belirli bir birikim sahibi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu birikim sırasında da hakikaten insanları farklı toplumsal sorunlar üzerine daha yaratıcı, daha eleştirel, daha yenilikçi düşünmeye teşvik ediyoruz ve dolayısıyla bizim bölümün mezunları mezun olduktan sonra kendilerine sadece sosyoloji alanında değil, farklı alanlarda da kendilerine yer bulabiliyorlar meslek edinme anlamında. Buradaki gene geçmeden bu slaydı bir şeyin önemli altını çizmek lazım. Eğitim yaptığımız işin ya da öğretmek, birilerine bir şeyleri tartışmak derste, öğrencilerimize yaptığımız işin sadece bir parçası. İyi eğitim, iyi öğretim aynı zamanda iyi bir araştırma ortamından beslenir. Çünkü bizim işimiz sadece birilerinin yaptığını ya da bizim yaptığımız, bir zamanlar yaptığımız işleri, tezleri, çalışmaları öğrencilerimize aksettirmek değil, aynı zamanda yeni araştırmalar yapmak yoluyla işte başka yerlerde olup bitenleri anlamak, yani bizim gibi başka yerlerde çalışan hocaların, sosyologların, antropologların, tarihçilerin çalışmalarından haberdar olmak, bunlarla paslaşarak, bunlarla ilişki halinde yeni araştırmalar yapmak bizim eğitimin, öğretimin kalitesini de çok yakından etkileyen şeyler. Çünkü ancak bunları yapabildiğimiz haliyle kendimizi zinde tutabiliriz, kendimizi güncel tutabiliriz bilgi anlamında, işte yeni eğitim perspektifleri anlamında vesaire. Bu bizim yine bölümün en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bölüm hem sosyoloji alanında hem de antropoloji alanında iki tane kulvarda aslında kendini geliştirmiş bir bölüm yıllar içerisinde ve sınırlı da olsa yine tarihsel sosyolojide bölümün en kuvvetli olduğu alanlar arasında. Yani sosyoloji alanları artı antropoloji artı tarih bizim bölümde özellikle öne çıkan araştırma alanları kendisi olarak kendisini gösteriyor.
Bizim bölüme gelen öğrenciler ne yapıyorlar? Birinci yıl genelde çok farklı alanlarda dersler alıyorlar. İçerisinde ekonomi de var, tarih de var, efendim psikoloji de var ve dolayısıyla olabildiğince farklı sosyal bilimin farklı alanlarında bir şey sahibi oluyorlar, bilgi birikimine sahip oluyorlar, bir formasyona sahip oluyorlar. Birinci sınıfın sonrasında, ki bunun içerisinde matematik de var, bunun içerisinde İngilizce eğitimi de var. Birinci sınıfın sonrasında ise daha uzmanlaşma gerektiren, daha spesifik, daha küçük sınıflarda, ondan sonra daha elektif derslerin sayısının artmaya başladığı bir sürecin içerisine giriyorlar ikinci sınıftan itibaren. İkinci sınıfta antropoloji, kültür, dil, toplumsal değişim ve gelişim, sosyal istatistik görüyorsunuz zaten burada listesini. Kent sosyolojisine, kır sosyolojisine varıncaya kadar birçok alanda dersler alıyorlar ikinci ve üçüncü yılda. Dördüncü sene artık mezuniyete yaklaştığı sene ve burada daha ileri araştırma teknikleri olabilir. İşte toplumsal cinsiyet olur, iletişim ve medya olabilir. Daha spesifik konularda, daha özel konularda ve daha hocaların kendi araştırma konularına yakın alanlarda çok daha uzmanlaşma gerektiren, çok daha yakın bakış gerektiren konularda dersler alıyorlar dördüncü sınıfta. Dolayısıyla birinci sınıftan dördüncü sınıfa varıncaya kadar böyle bir rota izliyoruz. Ve buradaki önemli konulardan bir tanesi bu tür bir ders programı öğrencilerimizi sadece sosyoloji bölümündeki derslerle değil, diğer bölümlerdeki farklı konularda açılmış, bunun içerisinde tarihi, ekonomisi, işte edebiyatı, sinema dersleri vesaire farklı alanlarda da dersler almaya teşvik eden ve dolayısıyla bu konularda da kendini yetiştirmeye teşvik eden bir program bu. Yani hani her şeyin belli olduğu ve belirli sayıda belirli derslerin sadece bölümden alındığı bir program yerine bizim Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yapmaya çalıştığımız şey bizim verdiğimiz derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanlarına dönük derslere de açılmasına olabildiğince imkan tanımak ve bu amaçla böyle bir ders programını takip ediyoruz. Master programımız var. Umuyorum inşallah sizler de burayı bitirirsiniz. Daha sonra master programında da bizlerle beraber olmaya devam edersiniz. Master programının bir özelliği olabildiğince farklı bölümlerden insanlar, öğrenciler almaya çalışıyoruz. Ama öğrencilerimizin önemli bir kısmı da bitirdikten sonra özellikle akademik kariyer düşünenler bizle devam etmek istiyorlar. O 4 senenin onlara herhalde yetmediğini düşünüyorlar ki ondan sonra biraz daha bizlerle birlikte olmaya çalışıyorlar, olma gayreti içerisindeler. Şimdi biraz önce zaten şeyden bahsettim, bölüm kadrosundan bahsettim, özelliklerinden bahsettim. Hocalarımız farklı alanlarda, özellikle antropoloji, sosyoloji alanında uzmanlaşmış hocalar ve farklı dediğim gibi disiplinlerden geliyorlar. Taylan Hoca mesela sosyolojiden, Meltem gene bizim kendi mezunumuz, Ayfer Hoca gene sosyoloji, psikoloji mezunu, ÇAP yapmış zamanında, daha sonra biz de antropoloji alanında özellikle dersler veriyor. Biray Hoca uluslararası ilişkiler mezunu, daha sonra sosyolojiye geçmiş. Tuna Hoca kendi bölümümüz mezunu. Bülent Hoca sosyoloji bölümünde okumuş, başka bir bölümde, Orta Doğu'da, daha sonra Almanya'da bize gelmiş. Ceren Hoca iktisat bölümü mezunu. Nüket Hoca antropoloji okumuş, daha sonra sosyolojiye geçmiş. Ben de dediğim gibi ekonomi, böyle bir kompozisyonu var bölüm hocalarının. Ve artı bizde daha önce ders veren, emekli olmuş ve hala ders veren 3 tane hocamız var. Faruk Daryo ve Belgin hocalar. Biraz size kısaca çift anadal programlarından bahsetmek istiyorum. Bizim bölüm çok popüler bir bölümdür üniversitede. Çok fazla farklı alanlardan, farklı bölümlerden öğrenciler bizimle ÇAP yapmak, yan dal yapmak için başvuruda bulunurlar. Biz de o seneki kontenjanımıza göre, başvuranlara göre bunlar arasında seçim yaparız. Gene bizim kendi bölüm öğrencilerimizden birçoğu gene farklı bölümlerde ÇAP yaparlar, ÇAP başvurularında bulunurlar. Birçoğu kabul edilir çünkü iyi öğrencilerdir.
bölümümüz öğrencileri, diğer bölümler tarafından da böyle makbul görülen, revaçta olan öğrencilerdir. Hangi bölümler var? İktisat var, tarih var, felsefe, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve psikoloji. Ve bugünlerde de hem işletme bölümüyle, hem Türk Dili Edebiyatı'yla, hem de Batı dilleriyle çift ana dal programını genişletmek üzere çalışmalarımız sürmekte. Bu muhtemelen sizin, yani ikinci sınıfa geçtiğiniz dönemde eğer bizi tercih edecek olursanız, dolayısıyla bu listeye ek olarak işletme, Batı dilleri, İngilizce ve Türk Dili Edebiyatı da bu listeye girecek bölümler arasında. Çap hakikaten bir yandan kararsız olanlarınız açısından fena bir alternatif değil. Ya da çok yüksek puanınız vardır ama yine de tutmuyordur iktisatı, uluslararası siyaseti, uluslararası ilişkiler ve siyaset bölümünü. Sosyoloji bence kesinlikle, ya da psikolojiyi düşünüyorsunuzdur ama çok yine biraz eksik kalıyordur puanınız. İlla düşünebileceğiniz bölümler arasında. Ama dediğim gibi bu bütün bu bölümlerden de farklı. Özellikle hani psikoloji ile sosyoloji birbirinden çok farklı konular. Buraya geldiğiniz zaman metodolojik anlamda, ilgi alanları itibariyle falan bambaşka bir alana girmiş bulunuyorsunuz. Onu da unutmamak gerekiyor, tamam mı? Ve çap da öyle kolay da bir şey değil. İşte ortalamanın 3,5 olması gerekiyor. Bunu 3,5'da tutmak gerekiyor filan. Ondan sonra normalde 4 senede bitirebileceğiniz bir bölümün süresi genellikle 5 seneye uzayabiliyor. Çünkü insanların almak zorunda olduğu kredi miktarı, atıyorum 60 iken 90'a çıkıyor filan. Dolayısıyla hani zamanında bitirmek çok da mümkün olamıyor. Ama dediğim gibi iyi bir fırsat sizin düşünmeniz gereken nedir? Evet, yani hani öğrencilerimizi söylemeye gerek yok bu ne kadar iyi olduklarını ve de hani bu iyiliği dediğim gibi birçok yerde kendini gösterir. Hem bu çap programlarındaki performansı, hem yan dal programlarındaki, hem kulüp aktivitelerindeki etkin varoluşları vesaire hep bölümümüz öğrencilerini üniversitemizde de görünür, daha bilinir hale getiren temel özellikler arasındadır. Yine bölümümüzle ilgili söylemek istediğim belki son noktalardan bir tanesi, bölümümüzün çok ciddi bir değişim ağı var farklı üniversitelerle ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle aslında hem bölümümüzün hem de haliyle üniversitemizin çok sıkı ilişkileri var ve öğrencilerimiz herhangi bir üniversiteye değişim için gitmezler. Gittikleri üniversiteler, var olan liste onları zaten hep kendimiz gibi, Boğaziçi Üniversitesi gibi, sosyoloji bölümü gibi iyi üniversitelere götürür. O anlamda da diğer üniversitelerden biraz daha farklı bir yerdeyizdir. Yani her yerde değişim programı olur da bizim kadar niteliklisi, bizim kadar daha kalitelisi diyelim biraz zor rastlanır. Ve oralara gittiğimizde de yani benim bu idari görevim nedeniyle vesilesiyle birçok yere gidip gelme fırsatı buluyorum. Amerika'ya gittiğimde de, Avrupa'ya gittiğimde de yani en böyle beni dikkatimi çeken ve beni mutlu eden şeylerden bir tanesi bizim bölümün çok bilinir olması. Bu bilinirliği de elbette öğrencilerimizin bizden ayrıldıktan sonra oralara gidip doktora, işte yüksek lisans vesaire yapmasıyla ya da hocalarımızın zaten oradan gelmesiyle falan çok yakından alakalı. O haliyle de bizi başka bir yere koyuyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da, bu da onu görmek açısından önemli. Bu exchange programları iki türlü oluyor. Belki duydunuz, kısaca onu söyleyeyim. Bir Erasmus programlarımız var. Genelde Avrupa ülkeleriyle, Avrupa Birliği ülkeleriyle. Bir de bölümümüzün ve de üniversitemizin aslında Amerikan ve Kanada üniversiteleriyle 10 yıllardır yaptığı değişim programları. Yani iki kanal üzerinden öğrenciler bir ya da iki sömestr, 4 senelik eğitimlerinin bir ya da iki sömestrini dışarıda farklı dersler alarak farklı üniversite geçirme imkanı bulabiliyorlar. Peki sosyoloji bölümü, aslında bundan da bahsettim. Çok kısaca hani toparlamak gerekirse, günümüzde değişen ekonomik koşullar, işte artan sosyal
sorunlar, karmaşıklaşan toplumsal süreçler, sosyolojiyi de, sosyoloji mezunlarını da hakikaten geçmişe kıyasla çok daha iş anlamında, iş bulma anlamında daha bir zenginleştirdi, daha bir avantajlı yere getirdi diye düşünüyorum. Bunlar içerisinde neler var, hangi alanlar özellikle öne çıkıyor? Bu medya alanı özellikle önemli, reklamcılık önemli. Gene iş dünyasında şirketlere baktığımızda insan kaynaklarından tutun pazarlama bölümlerine, araştırma bölümlerine varıncaya kadar birçok farklı yerde öğrencilerimizin şey olduğunu görüyorsunuz, aktif olduğunu ve iyi pozisyonlarda olduğunu görüyorsunuz. Eğitim kurumlarında çalışan var, yani öğretmenlik yapanlar, hocalık yapanlar var. Pazar ve kamuoyu bir araştırması biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de olsun, dünyada olsun çok büyüyen sektörlerden bir tanesi. Bu sektör içerisinde çok aranan niteliklerden bir tanesi sosyoloji mezunu olmak. Keza STK'lar, sivil toplum alanı çok genişlemiş vaziyette. Gene 15-20 sene, 30 seneye baktığınız zaman bu alanda sosyoloji mezunları çok aranır durumdalar. Dolayısıyla sadece akademik alanda değil, iş dünyasında da, iş dünyasının farklı alanlarında da sosyoloji şeysi artmış vaziyette. Biraz önce de söylediğim gibi bizim bölümün en önemli özelliklerinden bir tanesi, aslında ima ettim, mezunlarımızın önemli bir kısmı, bizim işte 60 tane mezunumuz varsa bunların önemli bir kısmı, neredeyse 20'ye yakını akademik kariyeri düşünürler ve akademik kariyer amacıyla master ve doktora başvurularında bulunurlar. Bunların bir kısmı Türkiye'deki üniversitelere giderler. Türkiye'deki işte Koç'a giderler, Sabancı'ya giderler. Buradaki yüksek lisans programlarında olurlar. Orta Doğu'ya giderler. Önemli bir kısmı da ona yakın, ondan biraz daha fazlası da yurt dışında master'a, doktora'ya giderler. Ve gittikleri üniversiteler arasında hep dünyanın, Avrupa'nın, Amerika'nın iyi üniversiteleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bize ulaşabileceğiniz başka iletişim adresleri de burada. Ben burada keseceğim sunuşumu. Sizin sorularınız varsa onları cevaplandırmaya çalışacağım. Sunumunuz için. Tamam, şu an geliyor. Teşekkürler sunumunuz için. Ben şunu sormak istiyordum. Ben sosyolojiye ilgiliyim ve düşündüğüm bölümler arasındaydı, özellikle Boğaziçi Sosyoloji. Fakat baktığımda bundan önceki senelerde taban sıralamaları 2-3 arasındayken geçen sene bir anda 6-600'e kadar düşmüş sıralama. Sizce bunun nedeni ne? Çünkü hani benim sıralamam 2000'de. Psikoloji gelmezse altına sosyoloji yazmak istiyorum ama hani etrafımdakilere hani sorduğumda da hani sosyoloji çok düşük, neden onu tercih ediyorsun gibi tepkilerle karşılaşıyorum. Ama hani ilgi alanım olduğu için de tercih etmek istiyorum. Sizce bu durumda ben ne yapmalıyım ya da bu düşüşün sebebi nedir? Vallahi bu düşüş yani o kadar hani daha şey olarak bakmak lazım. Geçen senekinin ne kadar şey bir trend olup olmadığına, eğilim olup olmadığına bakmak lazım. Ben baktığım zaman geçmiş senelere öyle geçen senenin hani daha bir kaza diyelim, hani böyle bir ekstra bir durum olduğunu görüyorum. Genelde baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde oluruz. Ondan sonra bunlar yani hani en top öğrenciler olmazlar hani üniversite sıralamasına baktığımız zaman. Öğrencilerin bir önemli bir kısmı, çünkü biz de aynı kulvarda yarışan ya da olsa aynı kulvarda bulunan, psikoloji hep bizden daha puan anlamında daha iyi, daha yüksek, daha iyi demeyelim ama daha yüksek puanlı öğrencilerin girdiği yerdir. Ve bize de genelde orada şey yapamayan, puanı şey olmayıp da ikinci tercih olanlar gelirler. Ama önemli bir kısmı da geldikten sonra da iyi ki buraya gelmişim der. Diyemeyenler de, yani hala benim psikolojiye benim ilgim var diyenlerin önemli bir kısmı da psikolojiyle çift ana dal yapar ya da dediğim gibi başka konulara özellikle ilgisi olan öğrenciler de oraya giderler. Dolayısıyla yani hani sosyolojiyi özellikle bu manada böyle geriye çeken daha böyle yapısal bir takım nedenler yok. Daha hani nasıl diyelim, o tercihle alakalı falan diye görmek gerekir. Merhabalar, öncelikle teşekkürler. Benim sorum çift anadal programlarıyla ilgili. Sunumunuz sırasında 3,5 ortalama dediniz ama
Benim aklımda 3 puan diye kalmış. Bilmiyorum ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa bölümden bölüme farklılık mı gösteriyor? 3 mü 3,5 mu? Yani şöyle diyeyim, benim mesela geçen geldi birisinin ben çap başvurusunu imzaladım. 3.17 idi ortalaması, iktisat bölümüyle çap yapmak istiyordu. Ama dedim ki işte Mine'ydi ismi, Mine sen böyle götürüyorsun ama çok muhtemelen dedim 3.17. Şeylere de baktım, iktisattan mikro almış, makro almış, birisinden BA almış, öbüründen gene BA almış galiba. Ondan sonra senin hani ne kadar başvuru ne kadar başarılı olur pek kestiremiyorum dedim. Çünkü hani iktisat bölümü muhtemelen o mikro makroda AA almış ve ortalaması da biraz daha hani böyle daha 3.5 ve üzerindeki öğrencileri tercih eder gibi geliyor bana. Yani bizim bölümümüzde biraz daha baktığımız not ortalaması açısından baktığımız zaman eşik diyelim ama sanıyorum resmi olarak bizim takip ettiğimiz şey 3. Orada haklısınız. Anlıyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ve enerji veren bir sunumdu. Ne güzel. Şimdi benim kızım da tabii ki burada psikolojiyi istiyordu. Fakat işte bu notlardan, sıralamalardan dolayı ikinci alternatif olarak da sosyolojiyi çok ciddi bir şekilde düşünüyor. Biz de veli olarak şu endişeyi yaşıyoruz. Hani sosyoloji okuduktan sonra ne yapabilir? Ama şimdi buraya gelip baktığımda ben size şunu sormak istiyorum. Hani bu özel bir soru, belki herkesle ilgili olmayabilir ama içimde bir veli olarak şöyle bir hissiyat var. Kızım burada okursa belki iş imkanı ile ilgili sıkıntılar olabilir ya da olmayabilir ama mutlu okuyacak. Başka bir tercihi daha var. Orası da kesin gelecek. Orada da okursa belki iş imkanı daha fazla olacak ama hep aklı burada kalacak. Bir eğitimci olarak ve bu bölümün başında olan birisi olarak ne tercih etmesini önerirsiniz? Mutlu okumasını mı, iş garantili okumasını mı? Vallahi ikisi de bence ikisi de birlikte olabilir ve biz burada aslında ikisini birden verdiğimizi düşünüyorum. Yani iş olanağı olarak ben herhangi bir başka bir üniversite ya da başka bir bölüm düşünemiyorum ki bizden daha fazla olanak sunsun şeylerine. Bir kere bizim bölümümüz hani Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyoloji bölümü ve bizim üniversitemiz çok kuvvetli, çok iyi bir üniversite. Bizim bölümümüzde bu üniversitenin kuvvetli oluşunu ve iyi oluşunu hakikaten sağlayan bölümlerin başında geliyor sosyal bilimler alanında özellikle. Ve mezunlarımız da hakikaten birçok farklı alanda birçok iyi şirkette mesela ben geçenlerde özellikle kendisiyle konuştuğum için ne bileyim Danone şirketinin işte İngiltere'deki araştırma alanının başındaki bizim mezunumuz Beste diye bir eski mezunumuz şimdi arkadaşım benim o yapıyor yani gene baktığınız zaman hani gene başka bir mezunumuz ondan sonra çok eski de değil 4-5 sene önce olan gene başka bir şirketin marketing alanında strateji uzmanı olarak çalışıyor ve artık stratejidir. Bakın araştırmadır. Bütün bunlar insanların daha öncesinde çok daha işletmecilerle, çok daha böyle teknik bilgi sahibi, istatistik bilen insanlarla falan çalıştı. Ve giderek şunu da görüyorlar. Yani bu mal satmak da olabilir, reklam yapmak da olabilir ama herhangi bir sosyal problemi çözmek de olabilir. Bir STK da olabilir. Bütün bu alanlarda düzgün iş yapabilmek için artık bütün bu kurumlar kendilerini hakikaten dünyaya, böyle geniş bir yerden bakabilen, ilişkiler kurabilen ve olduğu haliyle değil de ezbere değil de biraz daha ya ne oluyor ne bitiyor konusunda meraklı ve o haliyle de yeni bir şeyler ortaya koyabilecek, faydalı bir şeyler ortaya çıkarabilecek, yeni değerler yaratabilecek insanlara, inovatif düşünebilecek insanlara bakıyorlar ve sosyoloji bölümü, sosyal bilimler bunu yapabilen insanlar yetiştiriyor. Hem akademik alanda hem şeyde. Dolayısıyla iş imkanı açısından hakikaten iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Mezun network açısından işte verdiğimiz diplomanın değeri açısından
daha ne diyeyim yani böyle tanınırlık açısından hani mezunların yaptığı işin kalitesi açısından bunun bilinirliği açısından falan. Dolayısıyla mesleki anlamda şey mutlu olmak dediniz hakikaten de mutlu olur insanlar bölümümüzde, üniversitemizde. Hem üniversitenin en şahane konumuna sahip bölümlerinden bir tanesi gördünüz mü bilmiyorum. Bence hani böyle çevre anlamında filan da dünyada birkaç tanedir herhalde bizim psikolojiyle paylaştığımız bina. Ondan sonra o bir şey biraz şaka tabii sadece bina ya hani toplantılar için geliyorlar, dersler sadece bir iki tanesini filan alacaklar genelde ama genel olarak üniversitedeki ortam hakikaten kültürel anlamda, sosyal anlamda insanları böyle hareketli tutabilecek. Ondan sonra birçok farklılığın bir arada durabildiği ve günümüz dünyasında bu çok az rastlanan bir şey. Biz bunu başarabiliyoruz. Hala başarabildiğimiz önemli şeylerden bir tanesi. O haliyle de insanlar o çeşitlilik içerisinde, o farklılıklar içerisinde bir arada olabildikleri için belki de daha mutlular. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Başka sorunuz yoksa sunumumuzu burada bitirelim. Eğer sorularınız varsa birebir ben aşağıda gene biraz daha burada kalacağım. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Geçmiş olsun diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun yapacağınız tercihler. Sağ olun. Sunumu için Profesör Doktor Zafer Yenal'a çok teşekkür ediyoruz. Bir 10 dakikalık aradan sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının sunumuyla devam edeceğiz.